Tavşan da siz hiç Hacı Veliüddin Mescidi'ni duymuş muydunuz? Ya da Laleli Camii'ni? Veya iyi aile terbiyesi almış genç hanımlar için söylenen İnce Minare'nin altında mıydın yoksa deyimini duymuş muydunuz? Sanırım artık geçmişte kalan bu kavramlar ve söylenceler toplumu hafızamızdan da silindi gitti. O zaman haydi vakti başa saralım şimdi ve bir hanımefendi öncülüğünde yeniden inşa edilen ve günümüz ismiyle Tavşanlı Kurşunlu Camii'nin inşa sürecini, kimlerin yaptığını, hangi özelliğe sahip olduğunu birlikte bakalım. Haydi bugün şimdi artık Kurşunlu Camii'ni görüyoruz. Arşiv kayıtlarına göre Hacı Veliüddin Mescidi ya da vakıflar kaydına göre ise Laleli Camii ya da benim tabirimle bir hanımefendinin elinin değdiği nefis süslemeler içinde barındıran bir cami. Tavşanlı Kurşunlu Camii bugün Durak Mahallesi Kemal Seyitinoğlu Caddesi üzerinde yer alıyor. Cami ilk girdiğinizde klasik Osmanlı camilerinde görülen bir son cemaat yeri var. Üç kubbeden oluşan, üç yarım kubbeden oluşan cemaat yeri aslında o dönemde açık. Fakat daha sonra cemaat yeri, son cemaat yeri kapanıyor ve bugün kapalı bir şekilde üç bölmeli bir kapalı cemaat yerine sahip. Cemaat yerinden asıl harim kısmı denilen caminin iç kısmına girişimizde sizi aslında ya da hepimizi devasa bir kapı ve ardından da çok hoş bir kitabe karşılıyor. Kitabe Tarsus'ta metfun olduğu söylenen Afgan Hattat Hacı Lenger tarafından yazılmış ki gerçekten bir kasabada görülebilecek en hoş kitabelerden birisine sahip ki kasaba diyorum 18. 19. yüzyıl tavşanlısını konuşuyoruz elbette. Ve o kitabe bugün bile hala usta hattatlar tarafından adeta şapka çıkartılacak kadar güzel bir yazıya sahip. Hadi gelin şimdi önce madem buradaki kitabeye bakalım. Kitabenin üstü kırmızı bir zemin üzerine çok hoş bir kelime-i tevhid yazılı. La ilahe illallah. Ama Muhammed Resulullah kısmını çok hoş bir şekilde Tuğra şeklinde yazılmış ki hakikaten görenleri mest ediyor. Altında ise yine çok hoş bir şekilde dizayn edilmiş, tezyin edilmiş ve o şekilde yazılmış. Ya müfettihal ebvab, iftah lena hayral bab. Ey kapılar açan Allah'ım, bize hayır kapılarını aç demiş Hattat Afgan Hacı Lengerhan. Fakat kitabenin hemen altında, yanında, solunda daha sonra konuşacağımız lale motifleri var ki onlar da mermere kazınmış ve görülmeye değer. Bu lale kısmını unutmayın. En son sizinle bir şey konuşacağız. Ardında ise şimdi kitabeye şöyle yine böyle devasa bir kitabeye tekrar bakıyorsunuz. Ve kitabenin sağında ve solunda çok hoş bir kitabe mevcut ki aslında kitabe Farsça yazılmış. Kitabeyi Türkçeleştiren Boyacıoğlu Eczanesi'nde bir dönem müdürlük de yapan Arif Cemal Efendi tercüme etmiş 1950'li yıllarda. Arif Cemal Efendi Galatasaray Sultanesi'nde eğitim görmüş. Arapçayı, Farsçayı ve bu haliyle de kendi dili olan Osmanlı Türkçesine son derece vakıf birisi olarak bu tercümeyi yapmış ve kayda geçirmiş. İşte o kayıt üzerinden kitabenin bugün Türkçesini görebiliyoruz ki en sonunda da ilgililer için özellikle bu kitabenin tam orijinal metnini size sunacağız. Kitabeye göre cami yeniden inşa edilmiş Hacı Veliüddin Efendi tarafından. Yeniden inşa edilmiş o zaman yeniden inşa edilmiş 1304 Hicri 1886 miladi. Peki yeniden inşa edilmeden önce başka cami burada bir mescit var mıymış? Evet orada da şu anda minare duvarında yer alan bir taş yine kitabeden anlıyoruz ki Hicri 1151 miladi 1738 tarihinde aslında Hafızzade Hacı Mehmet Ağa tarafından yapılmış cami. Yani 1738'i düşünürseniz 18. yüzyılın ilk yarısı yani yaklaşık 200 yıllık bir cami hakkında konuşuyoruz ama son hali 1886-150 yıllık halini konuşacağız sizinle. Peki cami yeniden inşa süreci nasıl gerçekleşti? Ve o mescit yıkılarak 1886 yılında kim tarafından, neden, nasıl inşa edildi? Hadi şimdi beraber buna bakalım. Ne demiştik? Ya müfettihal ebvab, iftah lena hayral bab. Haydi kapıları açan, açalım ve içeri birlikte girelim.
Gerçekten süslemeleri, iç dizaynı, kalem işleriyle o kadar hoş bir cami ki bu camiyi işte bu şekilde yeniden yapılmasını isteyen bir hanımefendiden bahsetmiştik ya. İşte o hanımefendi Havva Hanım. Havva Hanım dedelerinden miras kalan caminin yeniden inşa edilmesi gerektiğini düşünecek. Ve diyecek ki ya çocuklar hadi ben tüm ziynet eşyalarımı veriyorum, bırakıyorum. Ve sizler de toparlanın ve şu yeniden camimizi inşa edelim. İşte Havva Hanım'ın elinin değdiği bir cami olarak Hacı Veliyüddin Mescidi bu şekilde imamzadeler tarafından yeniden ayağa kaldırılır. Ve belki de bu yüzden o kadar güzeldir ki içi, ben işte sanırım bundan dolayı bir hanımefendinin eli değdiği gibi güzel bir cami olarak tanımlıyorum bu camiyi. Aslında dönem artık Lale Devri geçti. Sonrasında mimari Avrupa etkisi her yere girmeye başladı. 19. yüzyıl Batı'nın etkisiyle Osmanlı'da Osmanlı'ya özgü bir deyim olan Türk barok sanatının zirveye taşındığı dönem. İşte tam bu dönemde Türk barok usulünün en güzel örneklerinden birisi olarak kabul edebileceğimiz Tavşanlı Kurşunlu Cami'nin mihrabından başlayalım gezmeye. Mihrapta gördüğünüz üzere gerçekten çok hoş bir süslemeler ve özellikle de niş ampir özellikler gösteren bezemelere, süslere sahip. Altın yaldızlı, firuze renkli, simetrik alttan ve üstten palmetler salan, bitkisel motifler içinde barındıran ve bir kum saati şeklinde inşa edilmiş özel süslemeler var. Ve bu süslemeler yanında tam üstünde bütün camilerde hemen hemen bu ayet yer alıyor. Ali İmran suresinin 37. ayeti Küllemâ dehale aleyhe zekeriyel mihrab ayetini görüyoruz. Ve ama asıl bu camiyi özel kılan şeylerden bir tanesi de burada çok özel duaların olması. Hani ilk başta o kitabede bulunduğu ayet duası gibi. Burada mihrabın en üstünde ise Subhaneke ma arafnake hakka marifetike ya maruf. Peygamber Efendimizin duası yazılmış buraya en üstte. Ve ey en güzel bilinmeye layık olan Allah'ım. Seni hakkıyla bilenlerden eyle duası nakşedilmiş. Yine bilmeniz için de belki böyle camiye çok girmeniz için söylemiş olalım. Mihrabın hemen hemen bütün camilerimizin sağ üstünde Allah yazısını, sol üstünde ise Muhammed Aleyhisselam'ın yazılarını yine bu camimizde görüyoruz. Fakat burada özel bir detay daha var. Şimdi Anadolu Üniversitesi'nin öğretim görevlisi Nilgün Çöl Hoca'nın bir makalesinde cami ile ilişkili çok güzel bir fotoğraf var ve bu fotoğrafta bir saat var. Ve Tavşanlı Fotoğraf Müzesi'nden yer alan bir yine bir fotoğraf var. Bu fotoğrafta da iki tane aynı fotoğrafla yani bu fotoğraflarda bir tane saat görüyorsunuz. Fakat maalesef bu saat şu anda yok. Yeniden restore sırasında sanırım müzeye kaldırılmış ama bu saat keşke yerinde olsaydı. Yine dönemin Hoca İmam Hatibi Halil Karahan Hoca tarafından tutulan da bir arşiv kaydına göre Demirbaş defterine göre ise özellikle saat içinde çok değerli diye bir not düşülmüş. Fakat o değerli saat bugün ne yazık ki bugün camimizde değil. Camimizin mihrabında sağında ve solunda çok güzel yine Osmanlı Devlet armasının bulunduğunu görüyoruz ki soldaki yani batı tarafında kalan o Osmanlı Tuğrasının içinde ise yine özel bir yazı daha var. Burada da Peygamber Efendimizin bir hadisi, kıyamet gününde şefaatim ümmetimden büyük günahlar işleyen kimseler içindir sözü, şefaatimin ehli kebairimin ümmeti yazısı görülmekte. Yine çok özel bir başka detay ise burada Süleymaniye ve Selimiye camilerinin tasvirlerinin bulunması. Yani şöyle düşünmüş sanırım Anadolu insanı. Ya İstanbul'a gitmek çok zor. Edirne'ye gitmek çok zor. O camileri görmek çok zor. Ama kendi camilerimizde en azından Süleymaniye'yi hatırlayalım. Selimiye'yi görelim istemişler. Ve Süleymaniye ve Selimiye camilerinin tasvirlerini camiye nakşetmişler. Yine burada yine özel bir detay. Burada hemen mihrabın sol tarafında yer alan çok özel bir vaaz kürsüsü var ki kürsü gördüğünüz üzere acayip devasa bir şey. Bu devasa şey aslında Aizon Antik Kenti'nden getirilen bir sütun başlığı. Aslında şu da enteresan.
Yani bir pagan inancına ait, dini ritüeline ait bir binan, yapının bizim kendi İslam dini mekanında mimarisine kullanılmış olması, biz bu tip mimari öğelere, mimaride devşirme yapılar, sistemler diyoruz. Devşirme olarak kullanılmış. Ve buranın bir de çok özel bir ahşap minberi var ki, minber mihrabın hemen sağında ajur tekniğiyle bitkisel motiflerle yerleştirilmiş ve yıldız figürleriyle süslenmiş. Ayrıca kündekari tekniğiyle yapılmış ve usta hiçbir tutkal yapıştırıcı kullanmamış. Ve bu yüzden de belki de çok özel minberine özel bir detay daha işlemiş ki o özel detay işte kendi ismini oraya nakşetmiş, Osmanlıca yazmış, kendi adını Sıtkı şeklinde oraya nakşetmiş. Lütfen o camiye gidip ve bu Sıtkı yazısını görün ki hem mihrabın solunda ve sağında iki tane caminin kubbe göbeği ise, kubbesi ise gerçekten adeta yıldızları seyreder gibi bir duruma hakim söz konusu. Çünkü o kadar güzel ve o kadar şaşalı ki adeta gökyüzünü seyreder gibisiniz. Yine camiye girdiğinizde başınızı göğe kaldırıp mutlaka bakıp bu çok özel kubbeyi ve kubbe göbeğini görmelisiniz. Kubbe göbeğinde ise İhlas Suresi yazılı ve bu yazı kuşağın her tarafında Rumi kıvrımlar ve üçgen formda sonlanan üç nar motifi ve yine bir yıldız kompozisyonu var ki bu kompozisyon camiye adeta gökyüzünü seyredermiş gibi bir hava oluşturmuş. Yine tavanın en göbeğinde ise özel bir detay daha. Orada görünmüyor belki ama çok dikkatli bakarsınız ya da iyi bir fotoğraf makinesiyle çekerseniz kubbeyi orada göreceğiniz çok özel bir detay. Ketebehü İbrahim Sıtkı min Telazim Es Seyyid Abdullah Rüştü, yani Sıtkı Efendi bu ahşap ustası Hattat, ayrıca tepedeki o son yazıları da yazmış ve kendi ismini oraya nakşetmiş. Küçük de olsa yazmış. Buradan onun da hayırla yad ediyoruz. Sıtkı, hatta Sıtkı Efendi'yim. Bu caminin evet çok güzel yerleri var dedik ama bence en güzel yeri müezzin mahfili ki tam mihrabın arkasında kuzey kısmında artık karşılıklı belki böyle simetri düşünülmüş. Mihrabın arkasına karşısına dedim ama müezzin mahfil dedim ama müezzin mahfil kelimesi belki de buraya az geliyor. Çünkü burası adeta bir müezzin köşkü gibi. İki tane spiralli kıvrımlı bir ahşap merdiven oldukça zarif ve yukarıda birleşen küçük bir müezzin mahfili ve bu detaylarıyla birlikte adeta bir köşk gibi son derece zevki seyri zevkli bir müezzin bölümü yer almış ki yine o ahşap merdivenlerin altındaki sıvalarda yine özel yeşil süslemeli bitkisel formlar görmek mümkün ve adeta yine burası camiye çok böyle canlılık, güzellik ve sadelikle birlikte bir zenginlik katmış. Bizim müezzin köşkümüzün üstünde ise Süleyman Aleyhisselam'ın bir duası var bu sefer. Subhaneke ma zekernake hakka zikrike ya mezkur. Yine çevrelerce böyle göreceğiniz başka yine Davut Aleyhisselam'ın duası, Cebrail Aleyhisselam'ın dualarını göreceksiniz ki hepsini burada yine videonun sonunda bulacaksınız. Mutlaka gittiğinizde oradaki hat yazılarına özellikle lütfen dikkat edin. Peki Hacı Veli dün mescidi dedik, kurşunlu cami dedik. Kurşunlu derken daha sonra restorede kurşunla kaplanmış caminin kubbeleri, bu yüzden kurşunlu denmiş ama Laleli Cami de demiştik. Neden Laleli Cami? Yine burada çok özel detaylar, çok kimsenin bilmediği özel detaylar. Hem lütfen gittiğinizde minberin ahşap kollarına, yine duvardaki süslemelere, yine başta söylemiştim hani kitabenin altında ve üstünde lale motiflerini göreceksiniz ki lale özellikle bu caminin her bir köşesine özel şekilde işlenmiş. Bu yüzden vakıf kaydında da Laleli Cami diye de bu cami adlandırılmış. Peki ya İnce Minare Altında mı Büyüdün hikayesi nereden çıkmış? Yine bu bilgi eski tavşanlar söylerler ve bilirler.
Bu bilgiyi 1945 doğumlu Semiha Demirdöven'den aldık. Der ki anlatılan hikaye o ki çok böyle narin zarif genç hanımlar görüldüğünde büyük hanımefendiler derlermiş ki ince minare altına büyüdün yoksa? Yani Kurşunlu Cami'nin etrafındaki mahallede sokakta büyümek caminin zarafetinden dolayı insanların ruhuna da yansımış. İnsanların özellikle genç hanımların oturup kalkması, konuşması, iyi ahlaken olgunlaşmış olması, bu şekilde büyümüş olmaları ve işte ince minare altında büyüdün derken belki caminin mahalleye yansıması bu şekilde çok güzel şekilde olmuş ve bugün hala büyükler tarafından söylenen bir söze anlamına gelmiş. Nasıl olmasın ki caminin her bir detayı gerçekten çok zarif. İşte dışarıdaki fotoğraflardan görüyorsunuz şimdi. Caminin her bir tarafında çok özel süslemeler ve detaylar var ki bunların hepsi birer sanat eseri ve o ince sanat insanın ruhuna bu şekilde yansımış sanırım. Bugün küçük birer kandiller, hala o gün kullanılan aydınlatma araçları, gaz lambaları caminin İmam Efendi odasında durmakta ve böylelikle arada çarşıda kalmış ama girdiğinizde başka bir dünyayı karşılayan, başka bir dünyayı bulduğunuz Kurşunlu Camimiz mutlaka ama mutlaka ziyaret edilmesi. Özellikle hanımefendiler, bir hanımefendinin yaptırmış olduğu camiyi mutlaka görmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Buraya girin ve çocuklarınızla bu camiyi mutlaka gezin. Başta bu camiyi yaptıranlar olmak üzere. Bu camide hocalık, imamlık, müezzin efendilik yapmış hocalarımız, büyüklerimiz olmak üzere emeğe geçen herkese de Allah onlardan razı olsun. Böyle güzel bir eser bize bırakmışlar ve bize de burayı hem ziyaret etmek hem de bu özel binayı sanırım korumak ve muhafaza etmek gerekiyor. Gelecek nesilleri bırakmak gerekiyor. Saygılarımızla hoşçakalın.